Canım öğrencilerim selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TYT AYT matematik tekrar kampında bugün sizlerle birlikte dördüncü günde problemlerin konu özetini yapmıştık bir önceki videoda. Hemen şimdiki videoda da gençler soru çözümü tekrar sorularının çözümünü yapacağız. 20'den fazla problem sorusuyla ki bütün problem sorularını sevgili arkadaşlarım 40 soru serisi problemler fasikülümden seçtim. Buraya koydum hem sizin için güzel bir prova olur diyeceğim. Hem de gençler bu videodan sonra bu kitaptan da ödevlendirmenizi yapacağım. Ödevlendirme güzel olacak. Aynı zamanda siz bu kampa devam ederken yeni bir kampada başlamış olacaksınız. Haberiniz olsun şimdiden benden söylemesi. Videonun sonunda sevgili arkadaşlarım ödevinizi duymanız gerekmekte. Evet kitabımızı şöyle koyalım şuraya ve... Hazırsak, abone olduysak, e, videoyu da beğendiysek tabii ki geçebiliriz dersimize. Evet şimdi neler diyormuş soruda bir bakalım. Bir ilde bulunan S, M ve L kafe işletmelerinin kuruluş yıllarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. S ve M işletmelerinin kuruluş yılları arasındaki fark 4 yıldır demiş. M ve L işletmelerinin kuruluş yılları arasındaki fark da 6 yıldır. Ayrıca L işletmesi 2000 yılında kurulduğu da bize dile getirilmiş burada. Buna göre S işletmesinin 2023 yılındaki yaşı bu 3 tane sayıdan hangileri olabilir diye soruluyor. Şimdi gençler. Bakın. S ile M arasındaki fark 4 yıldı. M ile L arasındaki de 6 yıldı. L işletmesinin yaşını bulurum. 2000 yılında kurulmuş. Bizden 2023 yılındaki bir durum soruluyor. O halde L işletmesi kesinlikle 2023 yaşında. Pardon 23 yaşında. L işletmesi dedim. Şöyle açtım. 2023 yaşında dedim. Şimdi L işletmesi ile M işletmesinin... Farkı kaçmış? Kuruluş yılları arasındaki fark 6 yıl. O halde ben hangisinin daha önce kurulduğunu bilmiyorum. Diyorum ki L işletmesi madem 2023 yılında 23 yaşında o halde M işletmesi için iki farklı seçenek söz konusu. M işletmesi ya 23'ten 6 yaş küçüktür yani 17 yaşındadır veyahut 23'ten 6 yaş büyüktür yani 29 yaşındadır diyeceğim. Bu bir. Daha sonrasında geçtim S işletmesine. S ve M arasındaki yaş farkı da 4. O halde S işletmesi için burada 2, burada da 2 tane farklı durum söz konusu. S işletmesi 17'den 4'ü çıkardım ya 13 yaşındadır. S işletmesi 17'ye 4 ekledim 21 yaşındadır. 29'dan 4 çıkardım 25 yaşında olabilir. 29'a 4 ekledim 33 yaşında olabilir. Böylelikle ben S işletmesinin yaşlarının 13, 21 ve 25, 25, 13, 21 ve 25 hepsinin olabileceğini görüyorum. 33 olsaydı onu da işaretlerdik emin olun. Cevabımız neymiş? Tamamı yani 1-2-3'müş arkadaşlar. Güzel soruydu. Devam edelim. İkinci sorumuzda. Eren diye bir vatandaş var şimdi bizde. 20, 50 ve 100 liralık banknotlardan sırasıyla 16 ve 5 ile doğru orantılı olacak şekilde varmış bu Eren'de. Şimdi 20 liralıktan, 50 liralıktan ve 100 liralık banknotları var. Bunlarda da sırasıyla 16 ve 5 ile doğru orantılı olacak şekilde var bu banknotlardan. Yani mesela bundan 10 k tane, pardon özür dilerim, 20 k, 50 k, 100 k diyeceğiz, değil mi? 20 k tane var, 50 k tane var ve 100 k tane var dedik. Hatta ve hatta biz bunları şu şekilde de ha pardon 20, 50 ve 100 liralıktı özür diliyorum. Şunlarla orantılıydı. 16, 5 de kusura bakmayın hemen düzeltelim. 10 k 6K ve 5K dedim. Şimdi mesela bu Eren'in cebindeki toplam parayı biz hesaplayabilir miyiz? Tabii ki. Mesela 20 liralık banknottan 10K tane varsa 200K kadar parası vardır. 50 liralık banknottan 6K tane varsa 300K kadar parası vardır toplamda ve 100 liralıklardan 5K tane varsa 500K parası vardır. Bu şekilde derim. Toplam parasını bulurum. Toplam parası 1000K'ymiş. Güzel. Şimdi Eren bu banknot türlerinden sadece birini belli miktarda harcamış. 20, 50 ve 100 liralık banknotların toplam değerleri sırasıyla 4, 5 ve 10 ile orantılı olmuş. Bak toplam değerlerinden bahsediyor. Yani şunlar var ya. İşte bunlardan belli bir kısmı harcanınca 4, 5, 10 ile doğru orantılı olmuş. 4T, 5T ve 10T dedim. Şimdi biz hangi banknotu harcadığını bilmiyoruz. Çünkü sadece bir tane banknot türünü harcamış ya. Eren parasının yüzde kaçını harcamıştır diyor. Önce biz hangi para türünü harcadığını bir bulalım. Arkadaşlar 200 4'ün 50 katıdır. 500 10'un 50 katıdır. Yani burada buraya bakarsak oran değişmemiş. Ama 300'ü ben 300'ü ben 50'ye bölmüş olsaydım 6t bulurdum yani 6x bulurdum, değil mi? E şimdi şöyle yani 60x diyelim biz buna ya daha doğrusu 5t 5'in 60 katı 300'dür. Şimdi bunun 50 katı, bunun 50 katı, bunun 60 katı. E şimdi bozulan hangisi? Bozulan bu. Demek ki 50 liralık harcamış. Tamam? E şimdi ne kadarını harcamış? Biz bunu bir bulalım. Arkadaşlar şöyle ki. Bunu 50'ye böldüm 4T. Bunu 50'ye böldüm 10T. Bunu 50'ye bölseydim 6T gelecekti ya. T kadarını harcamış işte. Yani şöyle toplamda mesela burada 4, 5, 10 daha 19T parası var. Ama normalde ne kadar olması gerekiyormuş? 20T. E 20'de ne kadarını harcamış? Birini harcamış. E diyorum ki ben 20'de birini harcadıysa yüzde kaçını harcamıştır? E 5 katıysa 100, 20'nin 5 katıysa 5'te 1'in 5 katıdır. Dolayısıyla cevabımız %5 olacaktı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, ikinci soruyu da bu şekilde çözdük ve devam ediyorum bir diğer sorumla. Ne demiş bana soruda? Bir beraber bakalım hadi. Bak diyor ki: Anne, baba ve çocuk var. X ve Y yılındaki yaşları verilmiş bize sırasıyla. Yaşları toplamı X yılında 68 olan anne, Baba ve çocuğun X ve Y yıllarındaki yaşlarının değişimini gösteren tablo verilmiş. Babanın Y yılındaki yaşı soruluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle X yılından Y yılına kaç yıl geçmiştir? Mesela ben bunu şu şekilde hesaplayabilirim. 59'dan A'yı çıkarırım. Doğru mu? 59'dan A'yı çıkarırsam derim ki burada 59 eksi A yıl geçmiş. E şimdi burada da mesela A'dan C'yi çıkardığımı düşün. A eksi C yıl geçmiştir derim değil mi? O halde bu ikisi birbirine eşit olmaz mı? Vallahi olur. O halde diyorum ki 59 eksi A eşittir A eksi C. Buradan A'yı bu tarafa gönderirsem 2A eksi C'nin ben 59 olması gerektiğini de tabii ki bulabilirim. Peki. E sonra hocam. Sonra bak bir de şöyle bir durum var. Bize şunların toplamı verilmiş. Yani X yılında 68'miş yaşları toplamı. E ben bunları toplarsam 2A artı 2C yapar. E bu da kaçmış 68. O zaman A artı C dediğim olay. 39 değil pardon 34 değil midir? Evet. E şimdi ben 2A eksi C'nin 59 olduğunu biliyorum. Ayrıyeten A artı C'nin de buradan 34 olması gerektiğini öğrendim. Ben bu ikisini toplarsam buradaki artı C ile eksi C birbirini götürür. Burada 3 A kalır. Karşı tarafa bakıyorsun. 93 kalır. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? A31'in ta kendisiymiş. Güzel. E şimdi babanın Y yılındaki yaşı soruluyor. Baba Y yılında B kadar yaşındaydı. B yaşındaydı. Peki hocam biz bunu nereden bulacağız şimdi? Bak şöyle bulabiliriz. A31 diye. Buradan buraya kaç yıl geçmiştir hocam? 59'dan 31'i çıkarırsın. 28 yıl geçti dersin. Tamam mı? 28 yıl geçti. E şimdi ben A artı C'nin 34 olduğunu bilmiyor muyum? Yani baba X yılında 34 yaşındaymış. E ben bu 34'ün üstüne 28'i e eklersem o zaman babanın Y yılındaki yaşını bulmuş olurum. Ki bu da bana neyi verir? 62'yi yani cevabımız D şıkkında verilmiş. Evet bir diğer soru. Ne demiş bana? Bir manav var. Bir kasa vişneyi 3 parçaya bölüyormuş. Bu şekilde sattığında oluşan kar zarar durumlarıyla ilgili de gençler aşağıdakiler biliniyor. Diyor ki mesela burada birinci parça kasanın %40'ı olup %30 kar elde edilmekte. İkinci parça kasanın %50'si yani yarısı olup %20 zarar ediliyor bundan da. Üçüncü parça da kasanın %10'u ve bundan da %15 kar elde ediliyor. Ve diyor ki bu manavın bir kasa vişneden elde ettiği kar zarar durumu kaçtır? E şimdi hocam %40'ı, %50'si ve %10'u kolay alınabilen bir sayı seçelim. Biz diyelim ki bu bir kasa vişnenin içerisinde bir kasa vişnenin içerisinde 10 kilogram vişne olsun. Tamam. Ve ben bu vişneleri de gençler ee, kaç liraya alayım? Kilosu, bir kilosu 100 lira olsun mesela. Kabul mü? Yani kafamıza göre takılıyoruz. Sonuçta oransal bazı değişiklikler olduğu için bu benim seçtiğim fiyat hiçbir şekilde bulacağım cevabı etkilemeyecek. Yani sen bunu 200 lira seçsen gene aynı cevabı bulacaksın. Ben 100 lira seçtim. Şimdi bu adam bu bir kasa vişneyi ne kadara mal etti? Şimdi bir kilosunu 100 liraya almıştı 10 kilo vardı. E 1000 liraya mal etmiş olmaz mı? 1000 lira verdi ve şu an elinde bir kasa vişnesi var. Şimdi bunu satacağız. Birinci parçası yüzde 10 kilonun yüzde 4 kilodur. Bu 4 kiloyu yüzde 30 kar elde edecek biçimde satıyor. 100 liranın yüzde 30'u ne yapıyorsun? 130 bölü yüzde çarparsan e demek ki 130 liraya satmış. Buradan elde ettiği gelir 520 liranın ta kendisidir. Tamam. Bu cepte. İkinci parçası kasanın yarısı yani 5 kilo. Bunu da %20 zarar edecek biçimde satıyor. E 100 liradan %20 zarar ediyorsa 80 liraya satıyordur. Ve buradan elde edeceği toplam gelir de 400 liradır. Tamam. E şimdi bir de %10'u diyor kasanın. E geriye kalan 1 kilo zaten. O 1 kiloyu da %15 kar elde edecek biçimde satıyorsa 115 liraya satıyordur. Demek ki buradan da 115 TL bir karı söz konusu bu adam. Toplam elde ettiği parayı bulalım şimdi. 500, 400, 100 daha 1000 yapar. 20, 15 daha 35 yapar. Demek ki 1035 lira bu adamın geliri var. Şimdi ne olmuştu? Bin lira para harcadı. Bin otuz beş lira kazandı. Değdi mi diye sorarlar adama. Değmemiş. Peki. Binde ne kadar bir karı var? Binde otuz beş lira karı var. O zaman yüzde ne kadardır diye sorarsın. Ya da kafa karışıklığım olmasın hocam benim diyorsan şöyle yaparsın bak. Buradan bir sıfır sildin ya. Şuraya bir tane virgül atarsın. 100 liraya aldığı ürünü 103.5'a sattıysa 3.5 lira karı vardır. 100 liraya alıp 3.5 lira kar elde ettiyse %3.5 karı vardır bunun. Cevap da B şıkkıdır deriz. Tamam. Evet cevabı bu şekilde elde ettik. Ve devam ediyoruz bir diğer soruyla. 4 tane farklı madde olan A, B, C, D maddelerinden oluşan homojen karışımlarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Eşit miktarlarda A, B, C ve D maddeleri karıştırılarak birinci karışım elde ediliyor önce. Birinci karışım hazırlanırken kullanılan miktarlarda A, C, D maddelerinden karıştırılıp ikinci karışım elde ediliyor. Hop şimdi orada duralım. A var, B var, C var ve D maddesi var. Her birinden eşit miktarda karıştırılıp elde edilmemiş mi? Evet. O halde ben diyorum ki tamamı 100K olsun diye Demek ki bundan 25K kadar, bundan 25K, bundan 25K ve bundan 25K karıştırmış her birinden eşit miktarda ve totalde de 100K'lık bir karışım elde edilmiş. İkinci karışım için de birinci karışım hazırlanırken kullanılan miktarlarda yani 25K kadar A, C ve D kullanılıyor. A, C ve D kullanılıyor ama bunun içinden kullanılmıyor yani dikkat et. Farklı bir yerden ekleniyor tekrardan. İkinci karışımı oluşturuyorum. ACD karışımı. Bundan da 25K. Bundan 25K ve bundan 25K. Demek ki benim ikinci karışımım şu an kaç K'lık bir karışım? 75K kadarlık bir karışım. Birinci karışımın gençler %60'ı dökülüyor. Şimdi ben bunun %60'ının 60K olduğunu biliyorum. Bunu döktüm. Unutmayın ki burada bize belirtmiş bu karışım homojen bir karışım. E, tamam. Homojen karışım ne anlama geliyor? Şimdi bunun 60'ı kadar döküldüyse A'nın da yüzde 60'ı, bunun da bunun da bunun da yüzde 60'ı eksilmiştir. E o halde yüzde 60'ı eksilince 40K kalmıyor mu? E, her birinden hala eşit miktarda olmayacak mı? 40K'yı 4'e bölerim. Demek ki bundan 10K, bundan 10K, bundan ve bundan 10K kadar bir karışım kalmış. Sonra ne diyor biliyor musun? Bu diyor ikinci karışımdan ilave edilmiş dökülen miktar kadar. E, dökülen miktar kadar ikinci karışımdan elde edilip Üçüncü yeni bir karışım elde ediliyor Şimdi bir dakika dur Bu da eşit miktarlarda değil miydi? Dökülen miktar 60K ise Ben bunlar 60K kadar aldığım takdirde 20K, 20K, 20K kadarını alıp Birinci karışıma eklemeyeceğim mi? Evet E şimdi burada ne vardı? 10K, 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 10K vardı A'dan 60K, 20K, 20K, 20K olmuştu ya Demek ki A'dan buraya 20K eklenecek. E şuna da 20K eklenecek. E buna da 20K eklenecek. Ve total karışımım gene 100K olacak. Bana diyor ki 3. karışımdaki B maddesinin yüzdesi. E B maddesi hala 10K ve toplam karışım yine 100K olduğuna göre... ...yüzde 10 kadar B vardır. O halde cevabımız da D şıkkıdır diyebiliriz. Devam gençler. Bir otomobil var saatlik ortalama hızına göre her 100 kilometre için tükettiği yakıt miktarı aşağıda birinci tabloda. 800 kilometrelik bir yolun belli bölümlerini sabit hızla ne kadar sürede geçtiği de ikinci tabloda bize gösterilmiş. Örneğin 80 kilometre bölü saatte 99 kilometre bölü saat arasında ise hızı 100 kilometrede ortalama 4 litre yakıt tüketir diyor. Bak 80 ile 99 arasında ise 100 kilometrede ortalama 4 litre yakıt tüketiyor. Bunu tabloda vermiş. O zaman biz de şu yorumu yapalım. 120 ile 150 arasında ise hızı 100 kilometrede ortalama 6 litre yakıt tüketiyor. Tamam. Yani hızlandıkça yakıt tüketimi artıyor. Peki. Tablo 2'de ne var? Yol demiş. Mesela 300 kilometrelik bir kısmını 3,5 saatte almış. 320 kilometrelik bir kısmı 3 saatte. Ve 180 kilometrelik bir kısmını da 1,5 saatte almış. O zaman ben şöyle düşüneyim. Ee, şurada yaptıkları ortalama hızı bulabilirim. Yani 300 kilometre boyunca ortalama hızını bulabilirim. Nasıl bulurum? E, 300 kilometre yol almıştı zaten. 3,5 saate bölerim. Şimdi ben 300'ü 3,5'a böldüğümde ki bu ne demek? 300 bölü 7 bölü 2 demek. Yani 600 bölü 7 demek. 600'ü 7'ye böldüğüm takdirde 100'den küçük çıkacağı aşikar zaten. E 100'den küçük çıkacaksa da demek ki hızı 80-99 arasındadır diyebilirim. O halde gençler kilometrede 4 litre yakıt tüketmiştir. E, 300 kilometre gitmiş bak. 100 kilometrede 4 litre yakıt tükettiyse e, 300 kilometre gitmiş o zaman 12 litre yakıt tüketir. Demek ki yolun bu kısmında 12 litre yakıt tüketilmiş abi. Kesin. Şimdi geldim şu kısma. 320 kilometre. Bunu 3 saatte almış. O zaman ben 320'yi 3'e böldüğüm takdirde bu ne gelir biliyor musun? 106 küsür gelir. E, 106 nerede? Şurada değil mi? Evet o zaman 100 kilometrede 5 litre yakıt tüketiyor. Hemen orantı kurarsın. %5 tüketiyorsa 320'de kaç tüketir abi dersin. Tamam mı? İçler dışlar yapacağız. Ondan önce şu sıfırla şu sıfırı götürdüm. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. 32'yi 2'ye bölersem 16 gelir. Demek ki burada da 16 litre yakıt tükettiğinden ben bahsedebilirim. Geçtim en sağa. En sağda da diyor ki 180 kilometreyi 1,5 saatte almış. E o zaman ben 180'i 1.5 yani 3 bölü 2'ye bölersem bu bana 360 bölü 3'ü verir ki hızı 120 olduğunu görür ortalama hızının. E 120 nerede? İşte burada. Demek ki 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketiyorsa 180'de kaç litre tüketir diye soracağım bu seferde. Bu sıfırla bu sıfır birbirini götürdü. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. 3 kere 18 54 bölü 5 litre yakıt tüketmiştir derim. 54'ü 5'e böleceğiz. Demek ki burada da 54 bölü 5 litre yakıt tüketmiş. Şimdi toplam tükettiği 12 ile 16'yı topladım. 28 artı 54 bölü 5 litre yakıt tükettim. E bana diyor ki bu yakıtın litresinin 5 lira olduğu durumda e ne kadarlık yakıt harcar? E hocam şimdi kimse kusura bakmasın da ben litreyi biliyorsam toplam litreyi bunu 5 lirayla çarparsam çünkü litresi 5 liraymış cevabı bulurum. 5 kere 28 140 yapar. Artı şu 5 ile şu 5 gider. Geriye 54 kalır. 54 de bunun üstüne eklersem 194 TL'yi bulurum. Cevabım da D şıkkı olur. Evet şöyle ilk sayfamızı çözdük. Şurada bir yarım sayfa çözmüştük. Şöyle uzaktan bakalım. Moralimizi yükseltelim ve devam edelim gençler bir diğer sayfayla. Bir diğer sayfada bize ne demiş bir bakalım beraber. Hafize, Şevval ve Göktuğ'un katıldığı bir hedefi vurma oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Her yarışmacı hedefe 5 tane atış yapıyor. Tamam. Her isabetli atışa 3 puan veriliyor. Hedefi kaçıran her yarışmacıdan 2 puan düşürülüyor. Şimdi vurursan hedefi 3 puan kazanacaksın. Hedefi kaçırırsan 2 puan düşürecek senden. Ve 2 puan düşmesi yetmiyormuş gibi bir de rakiplerine de her kaçırdığın atış için ikişer puan kazandırıyorsun. Çok kötü bir oyun ha. Hiç kaçırmak istemezsin. Beşer atışı tamamladıktan sonra yarışmacıların bazı bilgileri aşağıdaki gibi den denmiş bize. Şimdi mesela Şevval'in bilgilerini vermiş. 3 tane isabetli atmış, 2 tane kaçırmış, 11 puan almış. Şimdi 3 tane isabetliden kaç puan alır? 3 üç kere 3'ten 9 puan alır. 2 e tane kaçırmış, 2 iki kere 2'den 4 puan silinir. E bu Şevval kızımızın 5 puan almasını bekleriz değil mi? E kaç puan almış? 11. E fazlalık 6 puan nereden geliyor? Eee, demek ki şunu düşünürüm. Rakipleri demek ki toplamda 3 tane atış kaçırmış. O 3 atıştan da Şevval'e 2'şer puandan 6 puan gelmiş. Güzel. Peki bu kaçırılan atışlardan bir tanesi Göktuğ'a mı ait? O zaman 2 tanesi Hafize'ye aittir. Hafize 2 tane kaçırdıysa 3 tane isabetli atışı vardır... Göktuğ bir tane kaçırdıysa 4 tane isabetli atışı vardır. Benden Hafize ile Göktuğ'un aldığı toplam puan soruluyor. Bir kere Hafize ile Şevval aynı atışları yapmış. Rakipleri de aynı kişi Göktuğ olduğu için Hafize'nin puanı kesinlikle 11'dir. Bu garanti. Şimdi gelin Göktuğ'un puanını hesaplayalım. 4 tane başarılı atışı var. 4 kere 3'ten 12 puan buradan alır. Bir tane kaçırmış 2 puan silinir. Ve 2 bu kaçırdı 2 de bu kaçırdı. Toplam 4 tane rakiplerinin kaçırdığı atış var. Her biri için ikişer puan almayacak mı göktü? O zaman 2 kere 4'ten 8 puan da ekstradan gelir. 12, 8 daha 20 yapar. 2 puanı silinecekti. 18 puan göktü alır. Yarışmanın kazananı zaten göktü. E peki bizden ne isteniyordu? Şu 11 ile 18'in toplamı isteniyordu. Cevap 29 olur. Yani cevabımız C şıkkıydı arkadaşlar. Evet güzel bir böyle tablo doldurmalı bir soru aslına bakarsanız. Devam edelim. Diğer sorumuzda. Bak güzel bir soru. Güzel bir mantaliteyle hazırlanmış. İster hız problemi de ister işçi problemi de. Yani ben problemleri kategorize etmeyi sevmiyorum. Ki zaten gençler hemen size anlatmak istiyorum. Bu kitapta da problemleri kategorize edilmiş bir şekilde görmeyeceksin. Bu kitabın mantığı ne? Şöyle göstereyim bak şurasında yazıyor netlerse. Bak gördün mü? 40 çarpı 8. Yani içinde 8'er tane soru bulunan 40 tane test var. 320 tane sorudan oluşuyor topu topu. Ama ilk defa görenler için söylüyorum bak. Rastgele bir sayfasını açıyorum. Rastgele bir sayfasını açtığın zaman bütün soruların bak bütün soruların ÖSYM ayarında, ÖSYM tipinde olduğunu görüyorsun. Bak rastgele bir sayfa daha açtım şöyle. Bak yine görüyorsun ki bütün sorular ÖSYM ayarında. ÖSYM'nin seveceği tarzda, ÖSYM'nin sorabileceği tarzdaki sorular. Yani ben her videomda söylüyorum bu problemlerle alakalı. Diyorum ki kardeşim, Öyle 3 işçi şu kadar günde yaptıysa 5 işçi kaç günde yapar diye sorular yok içinde. ÖSYM ne soruyorsa, geçmiş yıllarda ne sorduysa, gelecek yıllarda ne sorabilecekse onlar var. Yani hani farklı bir olay yok içerisinde. Dolayısıyla bu kampı adam akıllı biçimde bitiren adam ben inanmıyorum, ben hala problem çözemiyorum diyemez. Bunu unutun arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu yüzden de bu kitapta kategorize etmedim. Çünkü sizin de sınavda karşımıza sorular bu işçi problemi, bu mum problemi, bu işte hız problemi, bu yaş problemi diye gelmeyecek. Problemi kafanızda kategorize ederseniz yanılırsınız, hataya düşersiniz. Tamam. Her problem aynıdır. Her problemi çözüş stili vardır sadece. O stile sahipsen zaten çözersin. Ben de sana bu kitapta o stili öğretiyorum açıkçası. Kampa girip bir göz atabilirsin. Evet devam edelim. Tabloda 5 farklı maddeden yapılmış K, L, M, N ve P mumlarının tamamının erime süreleri verilmiş. Mesela K mumu 30 saatte tükeniyormuş. Yakıldığı andan itibaren 30 saatte tükeniyormuş. L 20, M 15, N 10 ve P de 5 saatte yanıp bitiyormuş. Başlangıçta 5 mumun boyu da eşit olup 120 birimdir ve her mum sabit hızla erimekte. Buna göre P mumu tamamen eriyip bittiği anda K L M ve N mumlarının boylarının toplamı kaç birim olur? Şimdi P mumu tamamen yanıp bittiğinde abi 5 saat geçer. 5 saat geçtiği için bu mumun artık bir boyu boyu hiçbir şeyi yok zaten. Bu eridi bitti ama tabi doğal olarak bu da 5 saatin harcadı yani değil mi? Yani geriye 25 saatlik bir mumumuz kaldı. Burada 15 saatlik bir mum Burada 10, burada da 5 saatlik bir mum kaldı açıkçası. Ve bütün mumların da boyları biliyorsun 120 idi başlangıçta. 120 idi. Peki şimdi şöyle düşünelim. Şunları bir sileyim kafa karıştırmasın. Bunun 5 saatlik kısmı, bunun da 5, bunun da 5, bunun da 5, bunun da 5 saatlik kısmı yapmıştı değil mi? Hocam şimdi bak. 30'du erime süresi. 5 saati bitti. Yani 6'da biri. O zaman boyunun da 6, altı, 6'da biri gider. E 120'nin 6'da biri 20'dir. 20 çıkarsam 100 santim boyu kalır K mumunun. Şimdi geçtim L mumuna. 20'nin 20'de 5 ise 4'te 1'dir. Yani çeyreği erimiş. O zaman boyunun da çeyreği gider. E bunun çeyreği 30'dur. Demek ki 90 kalmıştır. Şimdi buraya bakıyorsun 3'te 1'i. E o zaman bunun da 3'te 1'i eriyecek. 120'nin 3'te 1'i 40'tır. 40'ı erirse 80 kalır geriye. Geldim buna. Yarısı. Demek ki yarısı erimiş abi. Yarısı erirse 60 kalır geriye. Diyor ki geriye kalan bunların boyları toplamı. E toplayalım. 100, 190, 270 ve 60 daha 330 yapar. Cevabımız da D şıkkı olur. Evet sağ üst taraftayız. Bir periyodik problem sorusu. EBOB, ECOG'dan hemen sonra genelde bu, bu şekilde problemler verilir ama sınavda çok çok farklı tarzları çıkar. Ama artık sınav tarzına da alıştık biliyoruz alışmadıysan ve ilk defa görüyorsan dikkatli dinle. Aşağıda verilen rulo şeklindeki bir kağıt havlunun koparılan her bir parçasının üzerinde 4 tane farklı renk vardır. Bu rulonun tamamı şekilde gösterildiği gibi en uçtan itibaren sırasıyla sarı, mavi, kırmızı, turuncu, beyaz, sarı, mavi, kırmızı, turuncu, beyaz biçiminde ilerliyor. Üzerinde 4 renk vardır dediniz ama 5 tane renk var hocam bak dikkat et her bir parçasının üstünde 4 tane renk var. Bak şurası bir parça burası bir parça hani o tırtıklı yerler oluyor ya çekince oradan kopuyor ha, ondan bahsediyoruz. Burada 4 parça burada 4 parça var. Buna göre 34. parçayı koparan Serap'ın kağıt havlu parçasında hangi renk yoktur diye soruluyor. Hocam şimdi ben sana çok güzel bir çözüm göstereceğim. Belki bu çözüm aklına gelmiştir ama genellikle öğrencilerin aklına bu çözüm gelmiyor. O yüzden beni çok iyi dinle, dikkatli dinle. Şimdi hocam ben burada şöyle düşüneceğim. Bu e, kağıtların, parçaların her birinin üstünde dört tane parça var, dört renk var. Ama renkler de birbirini beşte bir tekrar ediyor. O zaman bu renkler birbirlerini o parçaları görmezsem 20'de bir tekrar ediyor falan da diyebilirim değil mi? Ama gerek yok bunları düşünmeyeceğim. Evet doğru düşünce yöntemi lakin uzun. Ben şunu düşüneceğim kestirmeden. Birinci parçanın üstünde hangi renk yok? Beyaz yok. Değil mi? i̇kinci parçanın üstüne bakıyorsun hangi renk yok? Turuncu yok. Şimdi üçüncü parçada hangi renk olmaz? E turuncuyla başlamıştı ya. Turuncuyla başladığına göre turuncu, beyaz, sarı, mavi olacak, kırmızı yoktur diyeceğiz. Şimdi dikkat et. Beyaz, turuncu, kırmızı yok dedim. O zaman bir dahakinde mavi olmaz. Diğerinde de sarı olmaz. Belli bir düzenle gidiyor sonuçta. Ve altıncı parçada yine beyaz olmaz. Yedinci parçada yine turuncu olmaz. O zaman bu olmama durumu, rengin olmama durumu beşte bir tekrar ediyor. Bak beş. Beşte bir tekrar söz konusu. Bana diyor ki 34. parçayı koparan Serap'ın kağıt havlu parçasında hangi renk? Yani 34. parçada hangi renk yoktur diyor. E 5'te bir tekrar varsa ben 34'ü 5'e bölerim kalan 4 olmaz mı? Bu ne demek biliyor musun? 34. parçada hangi renk yoksa 4. parçada da o renk yoktur. E 4. parçada hangi renk yok? Mavi o zaman cevap mavidir arkadaşlar. Tamam. Devam bir diğer soruyla. Aşağıda bir marketin bakliyat bölümünde satılmakta olan pirinç ve nohutların ağırlıklarına göre değişen fiyatları verilmiş gençler bize. Mesela burada 2 kiloluk bir pirinç paketi 26 liraymış. Yani kilogramı ne kadara geliyormuş? 13 liraya mı? Güzel. Buraya baktık. 72 lira olan bir pirinç paketi 9 kiloymuş. O zaman kilogramı 8 liraya geliyormuş. He. Aynı pirinç olmasına rağmen farklı fiyatlara mı geliyor kiloları? Nohutlara da bakalım. 26 liralık bir 2 kiloluk e, paket var. Demek ki kilosu yine 13 liraya geliyormuş nohutun. E buraya bakıyorsun 72 10'a böldüm 7,2 liraya geliyor kilosu. Şimdi Amaç neymiş bir devamını okuyalım. Bu markette satılan bakliyatların paket ağırlıkları arttıkça içindeki ürünlerin birim fiyatları daha hesaplı oluyor. Yani diyor ki çok alırsan ucuza veririm diyor. Yani genelde zaten bu şekilde ilerliyor ya kapitalist sistemde değil mi? Buna göre bu marketten 2 paket 5 kiloluk pirinç yani diyor ki 2 tane şundan alırsak diyor. 2 tane bundan. Şöyle gösterelim. Çarpı 2 tane bundan. E diyor ki bir tane de şundan alırsan. Bir tane de bundan alırsan kaç te kaç liralık bir ödeme yapmış olabilir bu müşteri diye soruluyor. Hmm, yani ben şu pirinç paketinin, 5 kiloluk pirinç paketinin kaç lira olabileceğini bulacağım. 2 tanesi kaç lira olabilir onu bulacağım. Bir de nohut paketi kaç lira olabilir onu bulacağım. Toplayacağım ve iki, şu, şu iki aralıktadır diyeceğim. Beni iyi dinle. Bir kere bu 5 kiloluk paket olduğu için kilosu 13 liradan daha ucuzdur. Kilosu 13 liradan daha ucuzdur. 5 kere 13 65 lira yapar. O zaman buradaki paketin toplam ederi 65 liradan azdır. Ekstradan 5 kiloluk paket şu pakete göre daha büyük miktarda paraya sahip olacağından kilosu 8 liradan pahalıdır. 5 kere 8 40'tır ve demek ki bu paket kesinlikle 40 liradan daha pahalı buna eminiz. E ben bundan 2 tane alacakmışım. Normalde ödeyeceğim ücret 40'tan büyük 65'ten küçüktü ya 2 tane alırsam ödeyeceğim ücret 80'den daha büyük ve 130'dan daha küçük olmalıdır. Peki geçtim şimdi Nohut'a. Nohut'un şurada 7 kiloluk bir paket alacağım. Kilosu 13 liraydı normalde en e, nasıl diyeyim en kazık fiyatı. Çünkü en küçüğünü alırsan daha pahalıya denk geliyor. E şimdi hocam kesinlikle kilosu 13 liradan daha ucuz o kesin. Peki 7 kere 13 91 yapar. Ben ödeyeceğim ücret kesinlikle 91'den daha azdır. Ve 7,2 liradan kilosu 7,2 liradan daha pahalıdır buradaki e, nohut çuvalının. Ve böylelikle 7 ile de 7,2'yi çarpacağım. Bu da bana 50,4'ü verecek. Ödeyeceği ücret 50,4'ten daha pahalıdır. Şimdi ben artık alışverişimi bitirdim. Bunları toplayacağım. 130,4 yapar. Burası da 221 yapar. Bu ne demek? Artık alışverişini bitiren bu kişi, tamam mı? 130,4'ten kesinlikle daha pahalı bir ücret ödeyecek. 221 liradan da daha ucuz bir ücret ödeyecek. E şimdi şıklara bakıyorsun. 110 bu aralığın altında. 120 altında. 150 bu aralıkta. 230 bu aralığın dışında. 250 de bu aralığın dışında. Cevap zaten C olduğu göründü. Ve gençler bu sayfayı da bitirdik. Göründüğü üzere toplam tertemiz 10 tane soru çözdük. Ama merak etmeyin daha 1, 2, 3 sayfamız olduğuna hatta 4 sayfamız olduğuna göre bir 16 sayfamız daha var. 16 sorumuz daha var. Evet şöyle yaklaşalım ve sorumuza bir bakalım. Her birinin bataryasında başlangıçta %36 şarj bulunan cep telefonu ve tablet sırasıyla power bank ve prize aynı anda takıldıktan bir süre sonra aşağıdaki görüntü elde edilmiş. Şimdi bu %51'miş. Bir süre sonra bu da %81'miş. Ama ikisinde de ne kadar vardı? %36. Şimdi o süre boyunca %36'dan bu 51'e çıkmış. Yani yüzde ne kadar şarj olmuş arkadaşlar? %15 bir şarj olmuş. Buna bakıyorsun %36'dan %81'e çıkmış. E 81'den 36'yı çıkardığımız takdirde de biliyorsun 45 yapar. Yani bu da %45 şarj olmuş bu süre zarfında. Her iki cihazın bataryaları sabit hızla doluyor. Şimdi buna göre diyor tabletin şarj oranı %93 olduğu anda e, telefonun bataryası yüzde kaçı boştur diye soruluyor. Abi bak şöyle %93 olabilmesi için daha ne kadar şarj olacak %12 mi? E şimdi ben şunu düşünürüm derim ki bu yüzde 15 olunca bu yüzde 45 şarj oluyorsa demek ki tabletin e, doluluk oranı 3 kat da 3 kat 3 kat artıyor diğerine göre. E bu yüzde 12 oluyorsa demek ki o süre zarfında bu da boş durmayacak tabi. Ne olacak? Yüzde gençler 3'e böldüm 4 kadar daha şarj olacak değil mi? E şimdi bu kaçtı? %51'di. %4 daha şarj olursa %55'i doludur. Ne kadarı boştur diye soruluyor bana. %45'i de boştur. Cevap da C şıkkıdır deriz. Evet, alttaki sorumuza bakıyoruz şimdi beraber. Bir sinema var. Müşteri müşteriler için bir kampanya başlatmış. Eğer diyor, müşteriler belli bir sayının üzerinde bilet alırlarsa, o sayının üzerinde alınan her bilet için %50 indirim uygulanacak diyor. Şimdi kampanya döneminde bilet alan bir müşteri 4 tane bilet alıp 24 lira ödeme yapmış. Şimdi 4 tane bilete 24 lira ödeme yapılıyor. 5 tane bilete de 12 lira indirim uygulanmış. Hmm, buna göre bu sinemadan 7 tane bilet satın alan biri kaç lira öder diye soruluyor. Şimdi ben şöyle diyeceğim hocam. Ee, %50 indirim uygulandığına göre ben bir biletin fiyatına bir biletin fiyatına diyeceğim ki 2x olsun. Bir bilet 2x lira abi. Eğer indirimli bilete denk gelirsen yarı fiyatını yani x kadarını ödeyeceğim. Bu bir. İkincisi, bir sınır değerimiz var. Sınır. Hani diyor ya belli bir miktarın üzerinde bilet alırsan geriye kalan her miktar için yani o, o sınırdan sonrasına ben diyor yüzde 50 indirim uygulayacağım diyor ya. O sınıra da biz a diyelim. A tane bilete normal para ödeyeceğiz ilk a tane bilete. A'dan sonrasına ekstra indirimli ödeyeceğiz. 4 tane bilet diyor ya. İlk A tanesine ilk A tanesini 2x lira ödemiştir bu adam. Artı geriye kalan 4 eksi A tanesine de x lira ödemiştir. Ve toplamda da 24 lira ödeme yaptığını biliyoruz. Burayı biraz toparlayalım. Arkadaşlar burası 2ax. x'i içeri dağıtırsam 4x eksi ax yapar ki 2 ax'ten ax'i çıkarırsam ax gelir ax artı 4x eşittir 24 olur. Şimdi bu cepte ax ile 4x'in toplamı 24. E tamam hocam devam edelim. 5 tane bilete ne kadar indirim uygulanıyor? 12 lira. E şimdi ben ilk a tanesine indirim uygulatıyor muyum? Hayır. O zaman 5 eksi a tane bilete şuraya yazalım. 5 eksi a tane bilete ne kadar indirim uygulanır? x lira ödüyorsak x lira indirim uygulanmıştır. Yani bu kadar indirim uygulanır. O halde ben diyorum ki İkisi içeri dağıtırım 5x eksi ax Eşittir ne kadar indirim var? 12 lira e Şimdi burada ben şu ikisini Taraf tarafa toplarsam Artı ax ile eksi ax birbirini götürüyor Götürmüyor mu? Evet götürüyor 4x ile 5x'in toplamı 9x yaptı 24 ile 12'nin toplamı Bana 36'yı verdi O zaman x buradan kaç geldi? 4 Şimdi benim biletim ne kadarmış o zaman? 8 liraymış güzel şimdi geldik şu kısma veya alttakine hiç fark etmez x gördüğünüz yere 4 yazın 4A artı 16 eşittir 24 4A eşittir 8 a kaçtır 2 Demek ki o sınır da 2'ymiş yani ilk 2 bilet normal ücrete tabi tutuluyor 2'den sonra aldığım biletlere yarı fiyatı e, 7 tane bilet alırsam ilk ikisine, 8'er lira veririm. Geriye kalan 5 tanesine bunun yarısı kadar 4 lira veririm. O halde 16 artı 20 dersem 7 bilete toplam 36 TL ödeme yaparım. Filmimi de artık biletler bu kadar ucuz olduğuna göre bir mısır patlağıyla geçirebilirim arkadaşlar. Sinemada mısırlar ne fiyat olmuş ya. 250 liraya şu kadarcık mısır yiyorsun ya. 250 liraya. Eskiden 250 lira toplayıp biz 4 hafta boyunca halı sahaya falan giderdik ya. Yani ne olmuş arkadaşlar öyle ben anlamıyorum ya. 250 liraya mısır patlı. Yani eskiden sinemaya gidildiği zaman da hani eskiden de sinemada mısır pahalıydı tamam mı? Anlıyorum. Yani sinemada öyle bir, bir şey var. Oranın aurasıyla alakalı herhalde. Sinemada mısır pahalı. Tamam eyvallah ama eskiden de 30 lira falandı yani. Çünkü biletler 7,5-8 liraydı. Mısır da 30 liraydı. Ama 250 lira ne abi ya? Yani bilmiyorum nereye gidiyoruz ama iyi bir yere gitmediğimiz kesin. Bir ressam yaptığı bir resmi müzayede de 12 bin liraya satmış. Tamam. Sanatçının sattığı eser satın alan kişi tarafından eğer başka birine satılırsa yani ben senden aldım başka birine sattım. O satıştan o satıştan ne kadar para elde edildiyse onun %20'si sana komisyon olarak veriliyor. Hani sahibi sensin ya normalde eserin. Çizen adam sensin. Res, emekçi sensin. O yüzden de her satışın %20'si senin cebine komisyon olarak geri geliyor. Bu eser farklı bir müzayede de x liraya bak x liraya satılmış. Ve sanatçının bu resimden elde ettiği toplam gelir 84.000 TL'ye ulaşmış. Buna göre eserin ikinci sahibinin bu resimden elde ettiği gelir nedir? Şimdi şöyle 12 bin liraya satılmıştı. Toplam elde edilen gelir de 84 bin lira olduysa demek ki ikinci satıştan ressamın elde ettiği gelir 72 bin lira. Güzel. Bu 72 bin lira biliyorsun eserin satış fiyatının %20'si. %80'i resmin ikinci sahibine kalıyor. o zaman bu çeyreği ise Çeyrek de değil hatta. Yüzde yirmisi. Beşte biri değil mi? Yani şöyle diyelim. Bu yüzde yirmisi ise yüzde sekseni nedir? Dört katıdır. E bunun dört katı da gençler 288 bin TL'dir. Değil mi? E, resmin ikinci sahibinin bu resimden elde ettiği para 288 bin lira ise D'yi işaretleriz. Ama hatalı buluruz. Niye? Çünkü diyor ki elde ettiği kar soruluyor. E şimdi bu resmin ikinci sahibi bu, mesi, bu resmi mal etmedi mi? Bu resmi almak için önce para ödemedi mi? Ne kadar ödemişti? 12 bin lira. İşte 288 bin liradan 12 bin lirayı çıkaracağım ve cevabı 276 bin TL olarak işaretleyeceğim gençler. Bu kıl detay şeyleri lütfen unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Tamam. Devam. Ahmet diye bir vatandaş var. Elindeki 324 topu en soldaki torbaya 2 tane top ve her bir torbaya solundaki torbada bulunan top sayısından bir fazla top olacak şekilde en tane torbaya paylaştırmak istemiş. Ahmet yaptığı paylaşımdan sonra bazı torbaların görünümleri aşağıdaki gibi olmuş. Mesela birinci torbaya iki tane koydu ya. Buraya üç tane, buraya dört tane, buraya beş tane biçimde gidiyor. Bak dikkat et şuna da. Birinci torbaya iki tane, ikinci torbaya üç tane, üçüncü torbaya dört tane koymuş. O zaman eninci torbaya en artı bir tane koymasını beklerim. Ben öyle beklerim yani sen de öyle beklemelisin. Ahmet eninci torbaya elindeki son topu koyduktan sonra paylaşım yaparken bir torbaya koyması gereken top sayısının iki katını koyduğunu fark ediyor. Bundan dolayı da son torbaya 8 top kaldığını anlıyor. He diyor ulan tabii ya diyor. Şurada bir yerde bir tane torba var. O torbanın numarası mesela örnek veriyorum anıncı torba. Ben buraya koymam gereken top neydi? A artı birdi. İki katını koymuş. Yani bir tane daha A artı bir koymuş aslına bakarsan. Değil mi? Peki. Bunu gören Ahmet'in paylaşım yaparken hatalı top koyduğu torba numarası sorulmuş. Şimdi ben toplamda 324 topumun olduğunu biliyorum. Hadi bir tane de ben şuraya top sıkıştırayım. Bir tane de top burada olsun. Toplam 325 top olsun Ahmet'in. Niye bu hamleyi yapıyorum? Eğer hiçbir şekilde şaşırmadan topları düzgün bir sırayla koymuş olsaydım birden n artı 1'e kadar olan sayıların toplamı kadar topum olurdu derdim. n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 değil midir birden n artı 1'e kadar olan sayıların toplamı? Evet. E şimdi ben gidip buna 325 dersem eğer 2'yi karşıya gönderdiğim takdirde 650'yi buluruz değil mi? E bu da n artı 1 ile n artı 2'nin çarpımı 650 ise Şimdi dur. N artı 1 ile N artı 1'i çarpmış olsaydım eğer. 650 civarındaki karesel sayı. N artı 1'in karesi olacaktı ya. 625 var değil mi? 25 kere 25. O zaman bu 25'tir. Bu 26'dır. Başkası değildir. Demek ki N kaçmış arkadaşlar? 24'müş. Şimdi buraya kaç tane top koyması gerekiyordu normalde? 25 tane o zaman. Çünkü burası 24 ise buraya 25 top koyması gerekiyordu. Kaç tane koyabilmiş? 8 tane. Ne kadar eksik? 17. O 17'si nerede? İşte burada. A artı 1 17 ise A tabii ki 16'dır. Cevabımız da C şıkkıdır deriz. Güzel ve tatlıydı. Bir yere kadar yorum yapa yapa yorum yapa 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 ilerliyorsun. Bir noktadan sonra çorabın sökünü yakalıyorsun ve hızlı bir şekilde çözüp bitiriyorsun abi tamam mı? Evet, bir sonraki sayfamızdayız. Bu da bizim kaç oluyor? 13 14 15. sorumuz oluyor gençler. Başlayalım sorumuza. Asfalt, toprak ve beton yoldan oluşan üçgen şeklindeki bir parkur verilmiş. A noktasından C noktasına gidecek olan bu hareketlinin bu yollardaki hızlarıyla bu yolların uzunlukları arasında ki uzunlukları aşağıdaki tabloda verilmiş. Konuşamadım kusura bakmayın. Evet. Yol çeşidi asfaltta 25 metre bölü dakika mesafede 150 metreymiş. Yani şurası asfalt 150 metreymiş arkadaşlar. Sonra toprak 100 metreymiş. Burası 100 metre. Ve betonda 75 metreymiş. Şimdi buradaki hızı asfalttaki hızı 25. Betondaki hızı 15. Ve tabii ki de topraktaki hız da 20'ymiş. Pekala bu hareketli Sadece ama sadece bir yönde hareket etmek şartıyla C'ye ulaşma süresi dakika türünden T olduğuna göre T'nin alabileceği değerleri veren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi abi A'dan C'ye gidecek mi bu adam gidecek. A'dan C'ye gidecek. En kısa nasıl gider? Direkt böyle yardırır abi. Tamam mı? A'dan C'ye. Bu şekilde de 100 bölü 20'den 5 dakikada gidebilir. Tamam. En kısa 5 dakika. 5 küçük veya eşittir dedim. Şimdi maksimum hocam şurada 150 bölü 25'ten 6 dakika geçirir. Buradan buraya geldi. Buradan da buraya giderse 75 bölü 15'ten 5 dakika geçirir. Etti 11 dakika. Demek ki maksimum 11 dakika olacak. Şimdi T burada abi. Peki T'nin alabileceği değerleri ben mutlak değerleri nasıl gösterebilirim? Bak neyle ne arasındaydı? 5 ile 11 arasında. Hemen yazıyorum. 5 küçük veya eşittir. T o da küçük veya eşittir 11. Bak bunu yapmanın en kolay yolunu göstereyim sana. 5 ile 11'in tam ortasındaki sayıyı buluyorsun. Toplayıp 2'ye böl 8. T'nin 8'e olan uzaklığı eşittir diyorsun. Tamam eşittir. Burada küçük veya eşittir demişiz ya. Orayı yanlış yaptım aslında. Ben sana küçük veya eşit olanını göstereyim. Küçük veya eşittir. Bu 8'in 5 veya 11'den herhangi birine olan uzaklığı yani 3. Şimdi burada eşitsizlik göstermeyecektik. Yanlış yaptık. Niye? Çünkü ya 5 dakikada ya da 11 dakikada gideceği için diyeceğiz ki t ya 5 olabilir ya da 11 olabilir diyecektik. Şu denklemin ya yani bu kökleri sağlayan denklemde ne olur? t 8'in mutlak değeri ya 3 olur ya da 3 olur. Başkası olamaz arkadaşlar. Tamam? Çünkü bunu çözerseniz t ya 5 gelir ya da 11 gelir. Demek ki bizim çözüm kümemiz x 8'in mutlak değeri denklemimiz x eksi 8'in mutlak değeri eşittir 3. Ya da t koyarsınız değişken olarak ya da m ya da a koyarsınız fark etmez. Soru. Bir basketbol maçında Mete'nin yapmış olduğu 2 ve 3 sayı değerindeki 19 atışla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Mete'nin yaptığı ilk ve son atış isabetli olmuştur. İlki atış isabetli, son atış isabetli. 19 tane atışı var unutma. Daha sonrasında Mete ardı arda iki isabetli ya da iki isabetsiz atış yapmamıştır. Şimdi iki tane isabetli atışı arka arkaya yapamıyor. Üç tane üçlük atışı da yapamıyor. Değil mi? Yani e, isabetsiz arka arkaya atmıyor. isabetli de atmıyor. Yani o zaman mesela burada isabetli atmış ya bir sonraki atışı isabetsiz olacak. İsabetli isabetsiz. isabetli isabetsiz biçimine gidecek. En son isabetsiz isabetli deyip bitireceğiz. Mete toplam 24 tane sayı kazanmış. Peki buna göre Mete'nin isabetli olan 3 sayılık atış sayısı kaç tanedir? Abi şimdi şöyle 19 tane atış vardı. İsabetliyle başlayıp isabetsiz isabetliyle bittiği için isabetli sayısı daha fazla bir kere. 19'dan 1 çıkardım 18 2'ye böldüm 9. Şuradaki atışlardan şuraya kadar olanlardan 9'u isabetli 9'u isabetsiz. E bir tane de burada isabetli vardı artı bir tane daha isabetli ne yaptı? 10 tane isabetli atışımız var. Bu isabetli atışlardan ikilik ve üçlükler var. İkilik isabet sayısı eğer a tane ise üçlük isabet sayısı 10 eksi a tanedir. Ve ben ikiliklerden kazandığı sayıların 2 a olduğunu Üçlüklerden kazandığı sayının da 30 eksi 3a olduğunu biliyorum. Ve bunların toplamda bana 24 sayı kazandırdığı için 24'ü verdiğini biliyorum. O halde 30 eksi a 24 ise a tabii ki buradan kaçtır? 6'dır. 3 sayılık atış sayısı kaç tanedir? 3 sayılık atış sayısına 10 a demiştim. A'yı 6 buldum. Ondan 6'yı çıkardım. Doğru cevap 4 oldu sevgili yaşlar. Evet devam. Sağ üst taraftayız. Güzel bir oran orantı sorusu. Aşağıdaki analitik düzlemde düzleme yerleştirilmiş ABCD paralel kenarı ve x eşittir k doğrusu gösterilmiş. A ve B noktalarının y eksenine olan uzaklıkları sırasıyla 7 ve 4 ile ters orantılı. Biz ters orantıyı istemiyoruz. Doğru orantı şeklinde dönüştürelim bunu. 7 ve 4 ile ters orantılıysa 4 ve 7 ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla A ve B noktalarının uzaklıkları eğer 4 ve 7 ile orantılıysa nereye? Y eksenine O halde ben şuraya 4K dersem şuraya 7K demek zorundayım. Yani şurası kaç K'ymış? 3K. AB arası 3K. Güzel. X eşittir K doğrusuna olan uzaklıkları da sırasıyla 7 ve 2 ile orantılıymış. Yani şu. Şu. Şurası arkadaşlar 2T'ymiş. Şuranın tamamı da kaçmış bak 7T'ymiş. E şimdi ben 7T'den 2T'yi çıkarırsam şurası 5T olur. 3K ile 5T birbirine eşitmiş. b'yi 5T bulurum. Şimdi 3K ile 5T birbirine eşitse o zaman ben derim ki kardeşim ben buraya 15X diyeceğim. AB arasına 15X diyeceğim. Şimdi 3K'nın 5 katı ya 3'ün 5 katı ya 15. O zaman şuranın 5 katı kaç? Bak şurası da 20x yapar. Şimdi 5t 5'in 3 katı ya 15. O zaman şurası da 3 katı olur. 6t olur. 6x olur burası da. Ne diyor? K tam sayısı kaç olabilir? Abi şurası 20x. Burası 15x. Etti 35x. 6x daha etti 41x. E şimdi şu aradaki mesafe tam sayı olacaksa 41'in bir katı olmalı. Cevap C'ydi. Devam edelim. Bir diğer sorumuzda. Şekildeki A noktasından ok yönünde saat 12'de sabit hızla harekete başlayan Nedim'in B noktasına olan uzaklığını gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Şimdi saat 12'de yola çıkmış. 12.30'da B noktasına olan uzaklık sıfırlamış, sıfırlamış. Ne demek bu? Yarım saatte şuradan şuraya gelmiştir. Bak 30 dakikada buradan buraya gelmiştir. Demek bu. Nedim'in saat 12'yi 10 geçe C noktasına olan uzaklığı 2800 metredir. Şimdi 12 10 geçe demiş ya. Burada bir duralım. Şuraya kadar 30 dakikada gelmişti. 10 dakikada buranın 3'te 1'i olan mesafeye gelir. Ve şu kısımdayken saat 12'yi 10 geçiyordur. Ve bu kısımdayken buranın C'ye olan uzaklığı kaç metreymiş bak. 2800 metre. Hemen yazdım. 2800 metre yazdım buraya. Kabul. Sonra buna göre saat 12.45'te Nedim'in A noktasına olan uzaklığı C noktasına olan uzaklığından kaç metre fazladır diye sorulmuş. Abi şimdi bir dur bir dakika. Ben 1200'den azala azala yarım saatte sıfıra inmedim mi? Demek ki AB arası 1200 metre. O halde 1200'ü 3'e böldüm. Bura 400 metre. Bura 400 metre. Bura da 400 metre dedim. Tamam mı? O halde bu vatandaş 10 dakikada 400 metre hareket edebiliyor. O zaman dakikada kaç metre hareket eder abi bu? 40 metre. 1 dakikada 40 metre. E şimdi saat 12.10'da ben bu vatandaşın şu kısımda olduğunu biliyorum. 12.45'te yani 35 dakika sonra nerede olur? E şimdi 35 dakikada da 35 kere 40 kadar ileride olur. Yani ne kadar? 35 kere 40 1400 metre ileri gider. Buradan 1400 gideceğim. Şöyle gidiyorum bak şimdi. Bu tarafa doğru gittim. Şuraya bir yere geldim. Şurası 1400. Burası 1400 ise ulan şura 800 değil mi? Evet o zaman burası 600'dür. Şimdi ne diyordu? Saat şuradayız ve 12.45 şu an. Bana diyor ki A noktasına olan uzaklığı C noktasına olan uzaklığından kaç metre fazladır? Şimdi bir dakika dur. Şuranın tamamı 2800 müydü? Evet. Peki hocam şurası 1400 müydü? Evet. O zaman buraya ne kalmıştır? 1400 kalmıştır. Bu bir cepte. C noktasına olan uzaklığı 1400. Peki A'ya olan uzaklığı 600 burada, 1200 de burada, 1800 mü? 1800, 1400'den ne kadar fazladır? Tabii ki de bu kadar. Evet gençler devam ediyorum. Şekil 1'deki sayı doğrusunda 0 ile 10 arası 3 eşit parçaya ayrılmış. 0 ile 10 arası 3 eşit parçaya ayrılıyor. Şurası yani şurası şöyle. Sonra sarı çubuğun bir köşesi başlangıç noktasına gelecek şekilde yerleştirilmiş. Güzel. İki tane özdeş mavi çubuk ile sarı çubuk şekil 2'deki gibi 10 ile 30 arasına ucuca ve boşluksuz biçimde yerleştirilmiş. Mavi çubuklardan bir tanesinin uzunluğu soruluyor. Şimdi bir dakika dur. Burası 3 parça ayrılmamış mıydı? Sarı çubuğun bir tanesi 10 bölü 3 metredir. Tamam. O zaman burası da 10 bölü 3. E şimdi ben 30 diye burası. 30'da 10 arası kaç metre? 20 metre. 20'den 10 bölü 3'ü çıkarırsam şurayı bulurum. 2'ye bölersem bir tane mavi çubuğun uzunluğunu bulurum. Hadi bulalım onu da. 20 kere 3 60. 10 çıkardım. 50 bölü 3 bölü 2 yani 50 bölü 6. 2 ile sadeleştirirsem 25 bölü 3 gelir. Cevap da budur. Devam ediyorum. Aşağıdaki grafiklerden birincisinde bir torbada bulunan sarı mavi ve yeşil renkli topların sayıca dağılımı. İkincisinde ise bu topların toplam ağırlıklarının renklere göre dağılımı gösterilmiş. Aynı renkteki her bir topun ağırlığı birbirine eşitmiş. Bak. İkincisinde bu topların toplam ağırlıklarını renklere göre dağılmış. Şimdi dur bir dakika. Şura 90 derece değil mi? Evet. Şimdi ben bu derecelerle uğraşmayayım. Şunu yapayım. 30 her bir 30'un katı zaten. 30'a böldüm. 4K 30'a böldüm. 3K 30'a böldüm. 5K dedim. Kabul mü? Bunlar topların adetleri. E bunlar da ağırlıkları değil mi? Evet. 200, 130 daha. 330 demek ki buraya da 30 derece kalacak. Tamam. Şimdi. Bir sarı topun ağırlığı bir mavi topun ağırlığından 24 gram fazlaymış. E şimdi bir dakika. Ben bu sıfırlarla yine uğraşmayayım. Şuradan bir sıfır sileyim. Buradan bir sıfır sileyim. Buradan bir sıfır sileyim. Tamam mı? O zaman burası 13A'dır. O zaman burası 3A'dır. O zaman burası 20A'dır derim. Sonra da. Burası mesela. E, orayı karıştıralım mı? Karıştırmayalım. Ne vardı? Bir sarı top. Karıştıracağız mecbur. Sarı topun toplam ağırlığı 20A değil mi? Sarı toptan ne kadar var? 5K tane var. Bölü 5K dedim. Bu bana neyi verir? 4A bölü K'yı verir. Mavi topa geldim. Abi 13A değil miydi toplam ağırlıkların? Ne kadar vardı? 4K kadar vardı. Bu da mavi topun bir tanesinin ağırlığını verir. Bundan bunu çıkarınca ki 9A bölü 9A kalmaz özür dilerim. Şunu 4 ile genişletelim. 16a bölü 4k'dan 13a bölü 4k'yı çıkaracak olursam bize neyi veriyormuş biliyor musunuz bak 3a bölü 4k'yı veriyormuş bu da bu da 24 grammış her iki tarafı 3'e bölelim cort cort 8 a bölü k eşittir 32 olur mu olur Benden neyi istiyor? Bir tane yeşil topun ağırlığını. Zor değil. Yeşiller toplam ağırlığı 3A'ydı. Kaç tane vardı? 3K tane var. Bölersem zaten A bölü K gelmez mi? Bizden bu isteniyor. Ben A bölü K'nın zaten 32 gram olduğunu buldum. Cevap A'ydı. Devam. Ne diyor? Aşağıdaki birinci grafikte bir pazarcının gün içinde sattığı sebzelerin türlerine göre dağılımı. ...ikinci grafikte de bu meyvelerin birer kilolarının alış satış fiyatları gösterilmiş. Tamam. Pazarcı elde ettiği toplam karın %20'sini Biber ve patlıcandan elde ediyor aynı zamanda. Şimdi 160 bura. 120 bura etti 280. O zaman buraya ne kalır? 80 derece. Hepsi 40'ın katı mı? Evet. 40'a böldüm 2K kadar patlıcanı var. 40'a böldüm 4K kadar domates. 40'a böldüm 3K kadar da biberi var bu adamın. Tamam mı? Şimdi alış satış fiyatları da burada verilmiş. Bak 10 liraya aldığı domatesi 20 liraya da satmış. Bayağı iyi kar etmiş. Şimdi 10 liraya aldığını 20 liraya satmış ya elde ettiği kar nedir? 10 liradır bir kilosundan. Ama şimdi ne kadar domates satıyor? 4K kadar. O zaman 4K ile ben 4K ile 10 lirayı çarparsam 40K kadar domatesten kar ettiğini söylerim. Ne diyor bana? Pazarcı elde ettiği toplam karın %20'sini biberle patlıcandan elde ediyor. Diyor. O zaman domatesten elde ettiği toplam karın yüzde seksenidir. Yüzde seksenidir. Biberle patlıcandan yüzde yirmisini elde ettiğine göre de bak. 80, kırkın iki katı ya. de neyin 2 katı? Tabii ki de onun. Şimdi biber ve patlıcandan toplam 10 k'a kadar kar elde edeceğiz yani. Anlaştık mı? Peki. Şimdi bakalım abi. Ee, biz burada biberle patlıcanın alış fiyatını bilmiyoruz ama aynı olduğunu biliyoruz. O halde biberden elde ettiği kar ne kadardır? 20 eksi a kadardır bir kilosundan. Patlıcandan elde ettiği kar da 15 eksi a kadardır. Biberden ne kadar sattı? 3k kadar. Ben bunu 3k ile çarparım. Patlıcandan ne kadar sattı? 2k kadar. Bunu da 2k ile çarparım. Topladığım takdirde bana 10k'yı verecek. Hadi bakalım. 60k eksi 3ak artı 30k eksi 2ak ki bana 90k eksi 5ak'yı verir ki bu da neyi verecekmiş bana 10k'yı. E güzel bunu bu tarafa bunu bu tarafa sallarsam 80k eşittir 5ak yapar. K'lar gider 5'e böldüm 16. A kaç gelir 16. Demek ki burası neymiş 16. Şimdi 16 liraya aldığı patlıcanı 15 liraya mı satmış? Zarar etmiş. 16 liraya aldığı biberi 20 liraya mı satmış? Kar etmiş ama az. Ne diyor? Biberi %25 karla satmış. Abi 16 liraya almışsın. Üstüne bunun çeyreği kadar koymuşsun ve satmışsın. Yani %25 karın vardır. Demek ki doğru. Patlıcanı zararına satmış. Onu da bulmuştuk zaten. Domatesin 1 kilosunun alış fiyatı. Domatesin 1 kilosunun alış fiyatı. Biberin 1 kilogramın alış fiyatının %60 eksiğidir. Şimdi şöyle düşün. Biberin bir kilosu 16 lira değil mi? E bunun %60'ı 9,6 yapar. 16 liradan 9,6'yı çıkarırsan 6,4'ü bulursun. E burada 10 lira alış fiyatı. Demek ki yanlış abi. Burada çeldirici ne? Şunu e, bizi kandırmaya çalışıyor. Hani onun %60'ı 6 ya. 6'yı bunun üstüne eklersen 16 yapar. Bize bunu kandırmaya çalışıyor da biz yemeyiz onları. Cevap neymiş? 1 ve 2. Devam. Çağlar ve Mehmet var gençler. Şöyle silelim şurayı. Çağlar'la Mehmet arasında 2020 yılında aşağıdaki gibi bir konuşma geçmiş. Bak bu konuşma 2020 yılında geçiyor. Çağlar var ve bir de Mehmet var. Güzel. Şimdi arkadaşlar diyor ki bak Çağlar 2010 yılında yani bundan 10 sene önce yaşım senin yaşının 4 katı kadardı. Şimdi dur. 2010'da Çağlar eğer 4x Mehmet x yaşındaymış ya 4 katı kadardır diyor. O zaman şimdiki yaşları nedir? 4x artı 10'dur. x artı 10'dur. Doğru mu? Doğru. Mehmet diyor ki doğru. O da diyor doğru diyor. 2030 yılında da diyor. 2030'a gidelim hemen. 2030 yılında benim yaşım senin yaşının yarısı kadar olacak diyor. Şimdi 2030 yılında 20 sene geçir 4x artı 20. 20 sene geçir x artı 20. Benim yaşım senin yaşının Yarısı kadar olacak diyor. Yani ben şunu 2'ye bölersem 2x artı 10 gelir ya. İşte bu x artı 20'ye eşitmiş. O zaman x kaçtır? Tabii ki de 10'dur. Demek ki 2010 yılında Mehmet 10 yaşında. Çağlar 40 yaşında. 2020 yılındaki yaşı soruluyor çağların. Cevap 40 olacaktı yani değil mi? Nerede hata yaptık? Çağların 2020 yılındaki yaşı. Ha 2000 yılı 20 soruluyor. 2020 burasıydı. 50 olur arkadaşlar. Cevap da c şıkkı olur. Devam. Artık arkadaşlar son sayfamız ve 4 tane sorumuz kaldı. Aşağıda ABC dosyalarının bilgisayara indirilmeye başlandığı andan itibaren geçen süre gösterilmiş bize. Mesela %70'i bitmiş e, indirilmeye başladığı andan itibaren geçen süre ya 5 dakika 50 saniye. Şimdi 5 dakika 50 saniye demek ne demek? 5 dakika 300 saniye yapar demek ki 350 saniyedir indirme yapılıyor burada kaydı sayfamız özür dilerim hemen şöyle gösteriyorum. Burada 4 dakika 20 saniye 4 kere 60 240 20 daha ekledim 260 burada 260 saniyedir bir indirme söz konusu. Burada da gençler 2 dakika 40 saniye diyor yani 120 artı 160 saniyedir bir indirme söz konusu. A dosyası indirildikten sonra B, B indirildikten sonra C dosyası indirildiğine göre bu üç dosyanın kalan kısımları toplam kaç saniyede indirilmiştir? diye soruluyor. Şimdi güzel soru. Şöyle diyelim. 70'e 350 ya. 5 katı mı? Şurası %30 değil mi kalan kısmı? 5 katına yapar 150 saniye yapar. Bunun kalan kısmı 150 saniyede indirilir demeye çalışıyorum yani. Şimdi 40'a 260 gelmiş bak. 40'a 260 gelmiş. O zaman burada kalan %60'a ne gelir? Onu bulalım. 60'a ne gelir? Şimdi 0 0 gitti 2'ye böldüm 2 3 oldu 2'ye böldüm 130 oldu 3 ile çarptım 390 mı yaptı demek ki burası da 390 saniyede indirilecek tamam geldim C'ye burası %80'di. %80'di. %80 %80'di 80'e 160 gelmiş 2 katı kadar 20'ye ne gelir 40 gelir demek ki burası da 40 saniyede indirilecek e 150 40 daha 190 390 eklersem 580 yapar. Cevap da budur. Devam. Aşağıdaki tabloda bir 9. sınıf matematik dersinde uygulanan ve tüm öğrencilerin katıldığı 10 soruluk bir teste ait doğru cevap sayıları ve bu doğru cevap sayılarının öğrenci sayısına göre dağılımı verilmiş gençler. Mesela doğru sayısı 6. 6 tane doğru yapan 2 öğrenci var. 7 tane doğru yapan 4. 8 doğru yapan 7. 9 doğru yapan 6 ve 10 doğru yapan bir tane öğrenci var. Full cool çekmiş. Buna göre bu sınıfta matematik testinin doğru cevap sayısı ortalaması kaçtır? Burada toplam kaç tane doğru var? 12. Burada toplam 28. Burada 56. Burada 54. Ve burada 10. Toplayacağım. 54, 56 daha 110, 10 daha 120. 120'ye 40 eklersen 160 yapar. Peki kaç öğrenci var? 2 artı 4, 6, 13, 19, 20 öğrenci var. 20'ye bölersem 8 tane doğru ortalaması vardır deriz. Cevap da bu olur. Ve gençler sonlar ikinci sorumuzdayız. Aşağıdaki şekil 1'de verilen 4'e 4 ebatındaki tablonun her karesine A, T, E ve Ş harflerini yerleştirmek isteyen Ateş her satırı ve her sütunda isminin harflerini bir kez yazmak şartıyla şekil 2'deki gibi tabloyu oluşturmaya başlamış. Ateş şekil 2'deki tabloyu doldurduğunda birinci satır aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi her satır ve her sütunda bütün harfleri birer kez kullanacak değil mi? Şimdi mesela ben şuraya ne getirebilirim? Abi buraya A'yı getiremem A var. T'yi getiremem E'yi de getiremem. E ne getireceğim? Mecbur, mecbur şeyi getireceğim değil mi? Şimdi bak şurayı da silelim. Buraya şey diyelim. Tamam. O zaman buraya A gelir çünkü ateş olması gerekiyor. Değil mi? Şimdi buraya geldim. Buraya A'yı getiremem. T'yi getiremem. E'yi getiremem, e getiremem. E mecbur şey'i getireceğim. Devam. E var. Ş var. A var. Mecbur T gelecek. E o zaman buraya da mecbur E gelecek derim. E burada E var. A var. Ş var. O zaman buraya T gelir. Buraya da mecbur Ş gelecek. E A var. E, A var. Hatta şuraya A'yı getirelim mi? A, Ş, E buraya T gelir. Buraya E gelir. Buraya da A gelir deriz. Biter abi. Bulmaca çözdük. Birinci satır soruluyordu zaten. E-A-T-Ş oldu A, T, Ş. Olduğu A Cevap B şıkkı olacaktı. Ve gençler artık son sorumuz. Şimdi son soruyu da bunu koydum. Ee, açıkçası ben bu kampı yaparken yani problemler kampından bahsediyorum. Bundan bir 3 ay önce 4 ay önce falan bitti. Problemler kampını yaparken gençler e, hissettim ben bu soruyu. Yani hani sınavda çıkma ihtimali var diye Öyle bir his geldi içime Şimdi hala aynı hissi besliyorum O yüzden de ben bu pdf'de hazırlarken Problemler kampından soruyu aldım Yani şu kamptan sevgili arkadaşlarım soruyu aldım Ve e, bu kampın içerisine de koymak istedim açıkçası Hayırlısı yani çıkmasa da üzülmeyiz ama Tam anlamıyla bir sınav ayarında sorun Okuyalım bakalım Ankara'da bir yardım vakfı tarafından bir öğrenci yurdu yapılacaktır. Yurt binası 6 ila 8 kat arası olacaktır. Her katta 12 oda bulunacaktır. Odaların yarısı 6 kişilik, yarısı da 4 kişilik olarak planlanmış. Yurt binası yapıldıktan sonra kapasitesinin %65'i kadar öğrenci kaydı almış. Buna göre yukarıdakilerden hangileri yurtta kalan öğrenci sayısına eşit olabilir şimdi. Abi bir dakika. 6 katlı 7 katlı veya 8 katlı olabilir dedik biz bir yurda. Ve ekstradan her katta 12 tane oda bulunacaktı. 12 ile çarptım 72 oda. 12 ile çarptım 84 oda. 12 ile çarptım 96 odalı olabilir. Bu odaların da yarısı 6 kişilik yarısı 4 kişilik. O zaman şurası 36 tane oda 4 kişilik. 36 tane oda 6 kişilik diyebilirim. Burada 42 oda 4 kişilik 42 oda 6 kişilik diyebilirim. Burada 48 oda 4 kişilikken 48 oda 6 kişiliktir diyebilirim. Şimdi toplam kaç kişi kalabilir bu yurtta? Şuraya bakalım. 36 parantezini alırsanız 4 artı 6'dan 360 gelir. Burayı 42 parantezini alırsanız aynen bu şekilde 420 gelir. O zaman buraya da 48 parantezini alırsam 480 geleceğe aşikar. Şimdi bu yurt 6 katlı olursa. 360 kişilik. 7 katlı olursa 420 ve 8 katlı olursa da 480 kişiliktir dedik değil mi? Ve bu yurt %65'i kadar kapasitesinin %65'i kadar öğrenci kaydı almış. %65'lerini bulacağım o zaman ben bunların. Hemen bulalım. 360 çarpı 65 bölü 100 diyeceğim. 0 gitti, 0 gitti. 5'e böldüm 2 5'e böldüm 13. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 18. 18 kere 13'ü bulmam gerekiyor. Hemen 18 ile 13'ü çarpalım. 3 kere 18 54. Bir tane de 18'imiz var. Topladık 4, 3, 2. 234 olabilirmiş arkadaşlar. Bak burada var. Doğru. Devam. 420 olursa 420 ile 65 bölü 100'ü çarpacağım. Tamam mı? 5'e böldüm 13. 5'e böldüm. Aynı şekilde ne geldi? 20 mi geldi? Tamam. 20'ye böldüm. 20'ye böldüm. 21 geldi. 21 kere 13. 21 kere 13 de zaten 3 tane 13 fazlası kadar olacak. Yani bunun 39 fazlası olacak. Direkt 39'u ekleyelim o zaman. 3, 7, 2. 273. Bak bu da olabiliyor. Bir de şimdi 234 ve 273 oldu ya. Şimdi 360 iken bu, 420 iken bu olduğuna göre bu kesinlikle olmayacak. 2'ye edebiliriz. Arada geçti çünkü o. Bir de 480'e bakalım. 480'in üstüne de o zaman ben bir 39 daha eklemeyeceğim o zaman. Yine de yapalım. 65 bölü 100. 0 0 gitti. Daha sonrasında 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 13. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 24. 24 kere 13. 3 tane 13 kadar fazladır. 273'ün üstüne bir tane daha 39 eklerseniz bu da bize 313 değil 312'yi verir. Yani bu da olurmuş. 1, 3 ve 4 yani cevabımız B şıkkı olacaktı deriz. Ve gençler artık bir sonraki konumuzdayız. Sembolik mantıktayız 5. günde. 5. gün sembolik mantık konusunu işleyeceğiz. Önce konu özeti yapacağız. Tabi kümeler de var burada. Sembolik mantık ve kümeler. Konu özetimiz bunlar üzerine olacak. Ve arkasından da yine sizlerle birlikte deli divane çok güzel sorular çözeceğiz. Bu soruları da çözdükten sonra tekrar sorularımızı PKBO'ya doğru ilerleyeceğiz Evet arkadaşlarım Valla bir gece vakti Yine saat kaç bak Saat olmuş 23.07 Bir gece vakti yine sizle birlikte e, Güzel böyle bir çalışma yaptık Sizle birlikte diyorum Çünkü hani şuna emin olabilirsiniz Kendimi Tabi kendi evimizde kurduğumuz bir stüdyomuz var artık Yani amatör bir stüdyo olsa da Bir stüdyo e, ...stüdyoya kayıt yapmaya giriyormuş gibi hissetmiyorum kendimi açıkçası. Tam tersi, karşımda birçok öğrenci varmış... ...bir sınıf ortamı varmış ve beni dinliyormuş... ...onlar beni dinliyormuşçasına ben bu dersleri anlatıyorum. Bu yüzden bu kadar. Sesim çok yorulsa da hala sesim gür bir şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Bundan kaynaklı. Yoksa hani e, şöyle bir durumda olabilirdi... Yoruldum, mola verdim. Bir saat sonra tekrar edeyim, bir saat sonra devam edeyim, iki saat sonra tekrar gelir çekerim, bir videoyu e, durdurup durdurup tekrar çekim yapabilirim. Çünkü sınırsız revize ve sınırsız edit hakkımız var. Yani ama ciddi anlamda sanki böyle karşımda birileri oturuyormuş da ben o sınıfa ders anlatıyormuş gibi hissediyorum. Siz de bunu e, güzel yorumlarınızda bana hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Umarım hepiniz emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alırsınız arkadaşlar. Umarım 30 net hedefliyorsanız 35 yaparsınız. Umarım 36 hedefliyorsanız 38, 39, 40'ları yaparsınız. İnşallah. Gençler sonraki videomuzda, sonraki günde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ödevinizi unuttum değil mi? <laughs> Videodan ayrılanlar elendi. Ödevinizi unuttum. Arkadaşlarım şimdi Size şunu söylüyorum. Burada çözdüğümüz problemleri gördünüz. bu problemler hani bu kitabın içinden seçilmiş sorular. Ama hani şey değil. Buradaki güzel soruları seçeyim demedim. Ciddi anlamda ben bu kitabın hangi sayfasını açarsam açayım karşıma bir güzel soru çıkacağı aşikar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Buna kalıbımı basarım. Çünkü sevgili arkadaşlarım bu kitap 320 tane sorudan oluşuyor. Ve ben bu kitabı yaklaşık olarak 6-7 ay uğraştım arkadaşlar yazmak için. Yani günlük çıkan soru adedine bakın ne kadar komik. Ciddi anlamda komik. Ama ciddi anlamda 6-7 ay emek verilmiş. Fikret hocamla beraber emek verilmiş bir kitap. İnceleyip sık dokuduk ve dedik ki... Öğrenci bu kitabı çözdüğünde sanki bir ÖSYM provasında hissetsin kendini. Bunu düşünerek yazdık. Zaten kitabın... Ön sözünü okuduğun zaman da bunu net bir şekilde ben benim ağzımdan hissedeceksin. Dolayısıyla arkadaşım eğer hala edinmediysen bu kitap var ya çok şey kaçırıyorsun. Başucu kitabın olacak kitap. TYT'de sana 30 tane matematik sorusunun içerisinden 13 tane problem soruyorlar. O 13'te 13 yaptıracak olan kitap bu kitap. Tamam. Problemleri kategorize etmiyor. Seni küçümsemiyor. Senin aklınla alay etmiyor. Senin beyninle Dalga geçmiyor. Diyor ki kardeşim bu çıkacak. Ve evet içerisinde zor sorular var mı? Tabii ki de var. Ama zaten kitap video soru kitabı. Yani ben sana 40 tane videoda bu kitap 40 tane testten oluşuyor. Ve 40 tane videoda ben sana bütün soruları böyle var ya didik dişik ettim yani. Her şeyi en ince detayına kadar anlattım anlatmaya çalıştım. Benimle beraber 40 videoluk bir kampa katılırsan ki her videonun 30, 30 dakika falan olduğunu düşünsek 20 saat ya. Hani 20 saat bir gün bile etmiyor. O 20 saatte var ya problemlerin altından yerel üstünden çıkarsın. Deli dehşet ezersin problemleri. Benden sana söylemesi. Şimdi ödeviniz bu kitap. Ödeviniz bu kitap diyorum 320 soru ödeviniz var ama bir günde çözmeyeceksiniz. Sizden ricam şu. Her gün iki testini çözerek her gün iki testini çözerek 20 günde bu kitabı bitireceksiniz. Bu kampla beraber 20 gün boyunca bu kampı da ilerleteceksiniz. Sizden tek ricam bu gençler. TYT'de adam akıllı garanti bir başarı elde etmek istiyorsanız çözüm yolu burada. Ben size söyleyeyim. Evet. Nerede kalmıştık? Ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.